Şeflerin Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Farklı bir şef arkadaşımın mutfağına gidiyorum. Onun yapmış olduğu lezzetleri, püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Hem de çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Eski mesai arkadaşlarımdan bir tanesinin restoranındayım. Burayı muhakkak görmelisiniz. Şimdi İsmet Saz'ın yanına gideceğim, mutfağa. Çok güzel lezzetler hazırladı. Hem onları paylaşacağız sizinle, hem de güzel bir sohbet yapacağız. Şimdi beni takip edin, mutfakta buluşalım. Mutfağa kadar geldik. İsmet Usta'nın yanındayız. İsmetciğim ya, ne haber? İyiyim, nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol. Sen hoş nasılsın? Valla uzun zaman oldu görüşmeyeli. Valla doğru söylüyorsun. Bir sene oldu mu? Bir seneye geçti. Bir sene oldu. En beraber, son fuarda karşılaştık. Evet, fuarda karşılaştık. Beraber mutfağa girmeyeli de en az 7-8 sene oldu. Vallahi oldu değil mi ya o kadar? En son 2008'in ortalarına beraber girdik mutfağa. Ya zaman ne kadar hızlı geçiyor sevgili seyirciler, anlatamam size. Yani biz İsmet'le neredeyse 10 sene falan oldu tanışalı. Beraber 1,5 yıl çalıştık değil mi? 2 yıl çalıştık beraber İsmet'le. Bayağı bir zaman geçmiş üzerinden. Çoluk çocuk falan derken şimdi tekrar beraber mutfağa girdik. Sevgili seyirciler, gerçekten ederim. İsmet Türkiye'deki şöyle söyleyeyim size, yetişmiş en iyi şeflerden bir tanesi. Uzun zaman yurt dışında çalıştı. Biz beraber çalıştıktan sonra yurt dışında bir serüveni yaptı. Şöyle bir Amerika kıtasına dolaştı. Ardından da şimdi Türkiye'de, gerçi kendisi daha iyi anlatır, Türkiye'de çok güzel bir restoran açtı. Ben de çok mutluyum. Genç şeflerin kendi restoranlarını açmaları bence çok önemli bir şey. İsmet, biraz da sen bahset ya. Şimdi şöyle, şef restoranları açıldıkça endüstriye katkıları birçok şeyle geliyor. İlk önce doğru ve eğitimli personelle başlanılıyor. Evet. Bunları eğitmek için biz ekstra bir mesai sarf ediyoruz. Evet. Ürün kalitesi, bulabileceğiniz tabak, çanak, mutfak ekipmanlarının gelişimi. Örnek her şeye yansıyor değil mi bu? Şuradan bir örnek verelim işte. Evet. Bunlar bir sene öncesine kadar var mıydı ülkemizde? Yoktu. Yoktu. Şimdi bunlar gelince ben bunu ilk gördüğümde ağlayacaktım. Bunu nasıl görebiliyorum? Değil mi? Böyle? İnsan, bakın şaka değil, gerçekten bu tarz şeyler bizlere çok büyük şevk veriyor. İnanılmaz. Yani İsmet'in söylediği, hani gördüğümde alacaktım diye. İnanılmaz. Bu gerçek bir şey ama. İnanılmaz. Hani değil mi? Heyecan veriyor insana. Tabii nasıl gelebilir diyor. Hala tüylerim diken diken, baksana şöyle. Yani çok güzel bir lezzet veriyor. Eyvah. Hazır mısın? Hazırım. Papatya değil mi bu? At ağzına bir çiğne. Ya İsmet bak, bir şey çıkmasın bunun içerisinde. Yok yok, hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Hocam bir tehlike var mı? Yok. Güzel güzel. Düşüp bayılmayayım oğlum burada. Hayır, hiçbir şey olmaz. Bak bayağı program çekiyor. Hiçbir şey olmaz. Yemeklere başlamadık da. Hiçbir şey olmaz. Güzelce çiğne. Helal. Gözlerdeki sulanma başladı. Evet, etkisini göstermeye başladı. Ah. Bu elektrik çiçeği. Abi bu ne ya? Sevgili seyirciler, bunu muhakkak denemelisiniz ama değişik bir deneyim. Baştan uyarayım sizi. Ama farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle ağzınızda onu hissetmeye devam ediyorsunuz. O yüzden ben ara ara bu küçük brioşlardan yiyeceğim. Evet İsmet'ciğim, anlat, bugün ne yapacağız? Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir ahtapot yapacağız. Güzel bir karıştırma kabımızla. Tamam. Yeşilliklerimizi karıştıracağız. Neler kullanacağız? Bir sayalım hemen mı? Hemen sayayım. Bir ahtapotumuz kullanacağız. Tamam. Ahtapotu fırına attım ısınması için. Güzel. Sonra bir yeşillik kullanacağım. Tamam. Akdeniz yeşillikleri karışık. Bir sos kullanacağım bunun için. Tamam. Sosu ben daha önceden hazırladım. Ama sosun tarifini isteriz. Sosun tarifini hemen anlatacağım. Bu Arjantin menşeli bir chimichurri sos. Tamam. Chimichurri de taze baharatlar, sarımsak, pul biber. Ondan sonra zeytinyağı. Blender'da mı çekiyoruz? Evet, hepsini. Blender'da çekiyorum. Tamam. Ve içinde de birazcık beyaz sirke var. Beyaz sirke. Hemen soru işareti geliyor. Üzüm sirkesi, elma sirkesi, limon sirkesi olur mu bunlar? Hangisi uygun olur? Hepsi olabilir. Tamam. Bütün sirkeleri kullanabilir. Önemli olan oradaki oranı yakalamak. Zaten klasik vinaigrette de yaptığımız gibi. Ve zeytinyağı kullanıyoruz. Evet. Sızma. Sızma zeytinyağı. Tamam. 3'e 1 oranını yakalamak
gerekli oluyor. Burada ise patatesimiz var. Patatesimiz ve biberiye sarımsakla beraber pişti. Tabii ki tuzla beraber. Fırında mı pişiriyoruz? Hayır, suyun içinde haşlıyorum bütün olarak. Haşlıyoruz, tamam. Bundaki dikkat şey, su soğuktan kaynaması gerekiyor. Yoksa sıcak anladım. Kaynayan suya yaparlarsa zaten içebiliyorsunuz. Evet. Yani bebek patatesler evet. Anladığım kadarıyla. Soğuk suyla birlikte ocağa koyuyoruz. Hı-hı. İçerisine biberiye, sarımsak atıyoruz. Aynen. Tuz. Tuz da biraz. Biraz da tuz atıyoruz. Hepsini birlikte sevgili seyirciler. Kaynatıyoruz. Zaten çabuk pişer bu. Aynen. Demek yani patates. Bir 15 dakika sürmüyor bile. Burada zaten güzel lezzeti veren herhalde biberiye ve sarımsak. Aynen. Normal haşlanma patates yaptığımızda da bunu uygulayabilir miyiz? Mutlaka uygulayabiliriz. Güzel bir lezzet verir. Hatta içine defne yaprağı, tane karabiber, mukegane dediğimiz taze baharatlardan biz bir baharat. Patates seven bir milletiz. Her türlüsünü yapıyoruz. Evet. Hem haşlamasını hem fırında hem kızartmasını. Bakın çok güzel bir püf noktası İsmet Usta'da. Patatesleri haşlarken suyun içerisine tuzla birlikte biraz baharat ama bunlar biberiye ve aroma veren keskin evet, aromalı. Kekik. Mercan köşkü. Adaçayı dedim galiba. Defne yaprağı. Adaçayı seven adaçayı. Sevmeyen çok şeydir keskin. Ve sarımsak. Sarımsağı da kabuklu mu atalım? Kabuklu. Sadece şöyle bir ezelim ki ezip, vurup aromayı sonra çıkartsın aynen, dışarıya. Aynen. Patates haşlarken bunu yapabiliriz. Peki biz bu patatesleri şimdi karıştıracak mıyız? Karıştıracağız. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Yeşilliğimizi. Evet. Koyduktan sonra bunlar da benim sürekli kullandığım kort konteynerlarım. Şimdi evet, bunu birazcık ben zeytinyağıyla lezzetlendireceğim. Fazla buna asit ya da aroma vermek istemiyorum. Hmm. Çünkü ahtapot ve daha sonra kullanacağım, bunu saymadım. Şimdi onu da söyleyelim. Kırmızı sirkeden yaptığım bir soğan turşusu var burada. Onu da üstüne koyacağım için. Tarifini. Nasıl yapıyoruz? Yani sırları açığa çıkaralım İsmet'ciğim yani. Eyvah ya. Yalnız bu arada şimdi, etkisi geçti. Geçtikten sonra daha böyle keyifli hal aldı. Bir tane daha vereyim mi etkisi? Yok. Yok almayayım. Ama çok şeydi ilk başta i̇lk çok başta böyle şey yapıyor. Korkuyorsun ama daha sonra evet o etkisi geçiyor. Dilinizde böyle hafif bir uyuşukluk bırakıyor ama güzel bir şey ya. Çok böyle etkili bir şey. Ben ilk defa denedim valla. Korktum bir başta ama şöyle bir tansiyonun düştü. Şimdi böyle çok keyifli bir tat bıraktı ağızda. Bir arkana bakar mısın kömür falan? Vay süper. Sen bunu önceden haşladın ama ahtapotu. Tabii biraz haşlama yapıyorum. Evet ama ahtapotu bütün olarak haşlıyorsun. Hı-hı. Daha sonra parçalıyorsun. Aynen. Sonra kollarını ayırıyorum. Porsiyonluyorum. Porsiyonluktan sonra burada böyle kömür fırınında finişini tamamlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi İsmet evde bu yok. Kömürlü bir fırınımız yok. Evet. Tavada mı mühürleyelim yoksa normal fırını evdeki fırına da atsak olur mu? Evdeki fırına da atsak olur ama evde mesela şey yapabiliriz. Döküm tavalar var ya. Evet. Döküm tavada da çok güzel lezzet veriyor. Ters düz yaparak, bir ters mühürleyerek düz. Değil mi? Hı-hı. Peki sen bunu haşlarken şimdi klasik yöntem vardır. Sirke konur, hı-hı, soğan konur, bazen defne yaprağı atarız. Hı-hı. Bu klasik yöntemle mi haşladın ahtapotu? Valla bu yöntemi bulabilmek için 200-300 kilo ahtapotu çöpe attım. O zaman hemen alalım tarifi. Çok ben, değerli bir tarif. O yüzden vermeyeceğim. Bak! Bir tane çiçek de bizde var ama. Peki, biraz önceki zaman, tattırdığın çiçekler. Hocam bizim çiçekleri alalım. o zaman söyleyeyim. Ben tamam. Haşlarken herhangi bir şey koymuyorum buna. Tuz bile koyuyorum. Direkt tuz biber mi? Tuz bile koyuyorum. Tuz bile koymuyorsun. Şey direkt haşlıyorsun. Direkt haşlıyorum. Bunun sebebi şu. Zaten denizden çıktığı için tuzu iyice alıyor. Evet. O yüzden lezzetlendirme sırasında hafif bir tuz koyduğumda içine tuz oluyor. Deniz mahsullerinde özellikle taze deniz mahsullerinde denizden direkt çıkıp geldiği için tuz oranı çok yüksek oluyor. Bu kabuklu deniz mahsullerinde de keza aynı şekilde. Bu yüzden minimum tuz kullanıyorum. Asit de kullandığım için asit ne yapıyor? Tuzu çok ön plana çıkarıyor. Bu yüzden kullanabildiğim kadar minimum tuz süper kullanıyorum. Biz onu ahtapotu bütün olarak direkt normal suyun içerisinde haşlıyoruz. Ardından da porsiyonlayarak sadece döküm tavada ters düz yaparak. Aynen. Peki bu mühürleme esnasında bir şey verelim mi? Seasoning verelim mi? Bence ona hiç gerek yok. Çünkü ben şundan dolayı sosumu kullandığım için. Evet, bir aroması var. Evet, içinde tuzu her şeyi mevcut. Sadece bununla beraber lezzetlendirmeyi yapıyorum ve bitiyor. Güzel, harika. Şimdi biz yeşillikleri koyduk sevgili seyirciler. Sadece yalnız zeytinyağı koyduk. Ve biraz da şimdi kaya tuzu. Kaya tuzu ekliyoruz. Şimdi yeşilliği karıştırmak da geldi. Evet. Şimdi ne yaparız genelde? Alırız ya elle karıştırırız. Tamam. Ya da cımbızla hani şey ne derler ona? Maşayla karıştırırız. Maşayla. Böylelikle yeşilliğin karakteriyle oynarız. Ve ne yapar? Ezilmeye başlar. Evet. Hiç şey yapmadan çok güzel bir şekilde karıştı şu anda. Karıştı.
Daha sonra birazcık cımbız yardımıyla tabağın ortasına ve bu şekilde ezmemiş oluyoruz. Aynen, ezmemiş oluyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk çıkardığı o çıtır çıtır şeyini koruyor. Siz hani ısırdığınızda bile böyle çıt 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 sesini duyarsınız. Efendim, evde misafir ağırlayacağınız zaman sükse yapmak istiyorsanız bakın bu salatayı yapın. Bütün konu komşu, herkes sizi konuşsun. Bir gittik Ayşe'ye, bir salata. Eyvah. Böyle bir şey olamaz. Ha, bu arada bunu ahtapot değil de karidesle, kalamarla da bu tarz yapmak yapabilirsiniz, mümkün değil mi? Yapabilirsiniz tabii ki. Deniz mahsulünü kullanabilirsiniz. Güzel evet, bir çok yakışıyor. Güzel bir et kullanabilirsiniz. Evet. Tavuğun but kısmını kullanırsınız. Değil mükemmel olur. Yağlı, lezzetli kısmını. Bence 4 tane patates yeter. Evet. Bunda yine hafif bir yağ ve çok az bir tuzla beraber bir şöyle çevireceğiz. Tamam. Artık bu yeşillikler de karışık bir vaziyette satılıyor büyük marketlerde. Yani biraz ondan alayım, biraz ondan alayım, biraz ondan alayım diye demenize gerek yok. Bir paket alsanız bile yeterli gelecektir yani. Şimdi hatta 2 kişi, 4 kişi yapacağınız şöyle bir şey yaptılar. Bunları aynen kişiliklere böldüler böyle. Yani 2 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik. Evet. Hatta bazısı üstüne şey yazmış. Geçen gün gördüm. Salata için, balık için salata, et için salata diye yanlarında yazmışlar. Güzel ya tabii sektör pazarlama geliştikçe bu tarz ürünler de gelişmeye başladı. Biraz önce senin taze mikrofilizlerde söylediğin gibi yani insan gördükçe daha bir şevkle yapıyor bu mesleği. Çünkü bu tarz ürünler bizim mutfağımızı da zenginleştiriyor. Ahtapotu keseceğim. Evet. Ahtapotu kesip çimiçuri sosla beraber marineleyip tam salatamızın üstüne koyacağım. Tamam. Tabii bunun için keskin bıçak çok önemli. İnanılmaz. Yalnız evde bıçaklar şahane İsmet. Bunlar benim hassasiyetim, hepsi çeyizim diyorum. Kesinlikle. Bıçak şef için çok önemli sevgili seyirciler. Evde yemek yaparken bile zevkle yemek yapmak istiyorsanız iyi bir bıçağınız olsun. Şimdi ne yapıyoruz usta? Doğrayacağız. Şimdi doğruyorum. Sürekli her kullanırken temiz kaşık, şey kaşık sürekli değiştiriyorum. Ufak içine çünkü değmemesi lazım ki ürünleri daha sağlıklı kullanabileyim. Evet. Şimdi tabii bu marinasyonla ahtapot daha da lezzeti çalıştı. Evet. Şu an kokuyu sana doğru vuruyor. Harika. Şimdi biz bu sosun tarifini bir daha isteyeceğiz senden. Tabii ki. Çünkü kullandığımız anda hemen anlatalım istedim. Biraz önce soracaktım tam detayını. Şöyle yapayım mı? Eğer sen bir tadına bak. Süper ya. Müthiş bir şey. Harika. Sevgili seyirciler, ahtapota tekrardan can vermiş bence bu sos. Öyle diyeyim. Bunun içinde taze baharatlar var. Nane, maydanoz, dereotu, kekik, mercan köşkü, kişniş, bolca, kibis. Çok kişniş sevmeyiz ama şu an pek alamıyorsun değil mi kişnişi o bütün harmoniden dolayı. Fresh aroma daha çok geliyor. Yani öyle o nane ve şey fesleğen biraz daha ön plana çıkmış. İçinde ondan sonra reyhan da var. Oo, şahane bir şey. Kendi baharatlarımızı çok kullanmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Süper. Lezzeti çok güzel. Ondan sonra sarımsak, zeytinyağı, pul biber, zeytinyağı ve beyaz sirke. Bir de içinde bolca sevgi var. Sevgi evet, olmadan bu iş olmuyor. Kesinlikle. Şimdi de sıra geldi. Meşhur turşumuza. Soğanımıza. Ne yapıyoruz bunu? Bunu çok basit. Kırmızı sirkemizi kaynatıyoruz. Tamam. Kaynattıktan sonra soğanları incecik doğrayıp sirkenin içinde kaynatıyoruz. Evet. Kaynattıktan beraber sonra beraber süzüyoruz. Süzdükten sonra bir büyük kap şunun gibi yarıdan çoğu buz. Tamam. Sirkeyi o sirkeden süzdükten sonra soğanı buzun içine atıyoruz. Bolca tuz. Oo. Buz ve tuzla karıştırıyoruz. Süzdükten sonra bu hale geliyor. Harika. Yani bunu evde 5 dakikada yapabilirsiniz. Sonra kesinlikle da 5 dakikada turşu yaptın diye herkese hava atarsınız. Üzüm sirkesi olur mu? Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur, aklınıza gelebilecek her türlü sirkeden, incir sirkesi olur, farklı aromalar vermek için. Ve her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da üzerine garnitür olarak bu garnitür şekilde koyuyoruz. Koyduk. Bu da güzel en yakışıyor. En son buna lezzet katmak için biraz ekşi ekşi gidiyor ya, birazcık da mikro su teremizden koyayım istiyorum. Aa, su teresi. Hem güzel yakışıyor İsmet bunlar, hem de güzel bir lezzet de vermiş oluyor. İnanılmaz. Ustam hazır galiba.
Bunun tadına bak bence. Bakalım ama bakmadan önce güzel bir fotoğrafına bak. Tabii ki. Efendim şimdi sıra geldi benim en sevdiğim ana. Yemekleri tatma ana. Evet İsmet'ciğim gel beraber tadalım. Buyurun. Valla bu ahtapot kaçmaz. Ben hemen ahtapotu dalıyorum abi. Abi çok güzel ya. O ılık olunca, sosu da alınca o aromayı içerisine ne güzel çekmiş ya. Sevgili seyirciler bunu kesin tatmanız lazım. Patatese de bayılırım abi. Güzel de güzel oluyor ama. Evet meşhur soğan turşumuz. Bir parça da bundan. Dağıttık her yere. Bu da çok güzel. Ve çok harika bir şeyi var. Var. Bir de şimdi ikisini beraber tadalım. Ben tabağı alayım abi. Hadi sen görüşürüz. İkinci yemeğe geçiyor musun? Başlıyorum, başlıyorum. Anladım ben, sıkıntı yok. Bir ördek göğsü yapacağız. Bunun yanına önce etlerimi şu dolabımda ben kuru dinlendirme yapıyorum. Aha. Yaklaşık 29-35 gün arasında. Kuru evet. Dinlendirme yaptıktan sonra yağlarını topluyorum. Bu yağlardan da bir hayvansal tereyağı elde ediyorum. Aa çok güzel. Bu hayvansal tereyağıyla da bir patates tart yapıyorum. O patates tarttan vereceğim. Her katına o yağı sürüp pişiriyorum. Yanına servis edeceğiz. Bir de yanına yine benim çok sevdiğim uzun zaman dinlendirerek yaptığım bir kırmızı lahana sotesi yapacağız. Onu pişiriyorsun ama kırmızı lahana. Tabii pişiriyorum. Tamam. Ama bir hafta kadar beyaz balzamik sirkeyle bekliyor. Hı hı. Ondan sonra pişiriyorum. İçine yaklaşık 5-6 saatte zeytinyağının içinde pişirdiğim arpacık soğanı ekliyorum. Hı hı. Arpacık soğanını ekledikten sonra güzelce soteliyorum. En son tereyağıyla lezzetlendiriyorum. Çok güzel. Ördeğimizi ben genelde prensip olarak etleri az ortadan fazla pişirmiyorum. Tamam. Hani misafirim çok ısrar ederse de elimden geldiğince zorluyorum. Çünkü fazla piştiğinde suyunu evet. Bırakıyor, lezzetini dışarıya atıyor. Kesinlikle. Bütün kesinlikle. Aromasını kaybediyor. Kesinlikle. Bunun ben şu an bir de böyle vakumlayarak bunları hem hijyenini sağlıyorum. Evet. Aynı zamanda da ıslak dinlendirme dediğimiz bir teknik uyguluyorum. Hı hı. Böylelikle kendi suyunda beklemiş oluyor. Lezzeti de daha farklılaşıyor. Daha sonra önceden gördüğün gibi dışını güzelce çizdim. Yağ kırık. Mizan plasını sen hazırladım. Bu şekilde hazır etmiş hı hı. Oluyorsun. Ve bunu pişireceğin zaman direkt aromalandırıp lezzetlendirip ızgarada mı pişiriyorsun? Sadece üstünü tuzlayıp mühürleyecek misin? Mühürleyeceğim ama nasıl tamam. Mühürleyeceğim? Onu da anlatayım. Benim çok özel bir tavalarım var. Bunları tamam. Fransa'dan getirdim. Evet. Bir tutarsan ağırlığına bak. Vay çok güzel. Ayrım kestirdiğimiz. Bunlar sevgili seyirciler döküm tavaları siz de mutfağınızda kullanabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de ısıyı da koruyor. Bu da hı-hı. Çok önemli. Evet. Evde şimdi et pişirme yaparken hep gelen en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben evde biftek pişirirken ne kullanayım? Hı-hı. İşte bunların ızgara yani çizgili belki vardır sende burada yok, ama. Yok bende yok. Izgara tiplileri var sevgili seyirciler. Kare olan. Hı-hı. Onları kullanabilirsiniz veya bunu da kullanabilirsiniz. Çünkü bu ısınınca ısıyı muhafaza hı-hı. Ediyor. Bunda döküm tavayla bunun bu tavanın arasındaki en büyük şey işte bu demir. Hı-hı. Dökümde daha farklı bir materyal var. Tabii. Bu demir tamamıyla ısıyı her tarafına eşit derecede ısıtabilir şey yapıyor. Ve sapından dolayı da fırının içine bile direkt atabilir. Aynen. Ama kullanırken de dikkatli olmak lazım. Evet. Hemen doğal dövme yapabiliyor direkt. Değil mi? Sesiyle beraber. Efendim şimdi güzel bir ördek tarifi. Önce göğsü mühürleyeceğiz. Ve onun yanında da güzel bir patates garnitürümüz var. Onu şimdi İsmet Usta'dan alacağız. Nasıl yapıldığını. Şeyde ördeğiyle ben bu tavayı kullanırken hep şey yapıyorum. Tuzladıktan sonra tava soğukken atıyorum. Çünkü dışındaki anladım. Yağ yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Hem yağını bırakıyor aha. Hem de o yağ bir crispy çıtır çıtır oluyor. Oo, böylelikle güzel. De ters düz yaptığında da güzel bir pişirme için bana bir base yağ oluşturuyor. Anladım. Gördüğün gibi neredeyse hiç sıcak olmayan bir tavada pişirmeye başladım. Öteki tarafta ise yine hafif bir zeytinyağımla beraber aha. Patates tartımı. Biraz önceki anlatmış olduğun evet.
hayvansal yağla beraber pişirmiş olduğun, her katına vermiş olduğun patates bu. Patatesi. Bunu fırında mı pişiriyoruz? Bunu bu fırında pişiriyoruz. İnce dilimlenmiş. İnce dilimlenmiş. Yayıyoruz. Yayıyoruz. Aralara hayvansal yağ koyuyoruz. Her kata. Her kata. Bakıp usamadan. Peki başka tek 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 tuz patates veya bir şey koyuyoruz. Sadece tuz bir de. Sadece tuz. Taze tuz. Ondan sonra fırına sürüyoruz. Fırına sürüyoruz ama üstünü bir şeyle, yağlı kağıtla kapatıyoruz. Evet. Pişirdikten sonra yaklaşık 175 derecede 45 dakika kadar pişiriyoruz. Tamam. Sonra fırından çıkartıp sonra üzerine bir baskıyla onu presliyoruz. Hmm. Üstüne baktığında gördüğün gibi kat kat patatesler. Bunu daha sonra kesiyorsun. Kesiyorum, direkt servis edebilirsin değil mi? Aynen. Kesin. Direkt servis edebilirsin fırınlayıp da. Aha. Ama ben genelde kızartmayı tercih ediyorum dışına. Biraz da dışını daha sonradan kızartıyoruz. Evet, çıtır çıtır o katmanları birazdan üstünde göreceğiz. Güzel, harika. Bunun yanına bir şey daha söyledin sen, ördeğin yanına. Lahana sotesi. Kırmızı lahana sotesi. Hı hı. Şimdi kırmızı lahana sotesini de mi hazırlıyoruz? Şimdi kırmızı lahana sotesini de hazırlıyorum. Burada yine gördüğümüz gibi hemen temiz temiz çıkartıyoruz. Buradan bunu ne kadar pişiriyoruz İsmet? Bunu yaklaşık 15-20 dakika soteliyorum ama bir hafta dinlenme süresi var. Öyle mi? Evet, bir hafta yavaş yavaş dinleniyor. Bir hafta dinlendirmesek, bugün yapıp yarın yesek? Aynı çok uzun olmaz. Süre. Çok uzun süre usta ya. Bir hafta yemek mi olur abi? Biz hünkâr beğendiği bile sabahtan akşama bitiriyoruz. Planlıyoruz. İleriyi planlıyoruz. Efendim, size yemeğe gelecekler en az bir hafta önceden haber versinler. Yoksa bu kırmızı lahana olmaz. Yoksa olmayacak. Olur. Yoksa aynen. Yok. Aynen. Sevgili seyirciler, ördek geliyor fırında ama bir türlü gelemedi. Bugün gelir mi ismi? Bilmiyorum. Yakalayacağız artık. Çağıralım mı ördeği? Daha ördeği yeni yakaladık. Ama çok hadi güzel, bakalım. Çok lezzetli bir yemek. Harika gördüğün kokular. Gibi her şeyle çıtır çıtır olmuş. Vay 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 vay. Çok şahane görünüyor. Biliyorsunuz ördek özellikle derisi çok yağlıdır. Hani bir tabir var ya. Kaz kar suyunu içmeden kesilmez. Ördekte de aynı şey söz konusu değil mi İsmet? Aynen. Ya? Aynen doğru söylüyorsun. Havalar serinleyecek, kar yağacak, iyice yağlanacak derisi. Ondan sonra keseceksiniz ve yiyeceksiniz. O zaman tadına varacaksınız. Ve çok güzel bir aroması var o yağının. Onunla bulgur pilavı yapıyorlar efendim. Kars'ta özellikle. Orada güzel dostlarımız var. Her sene kaz başladığı zaman sezon, yani kar suyunu içtikten sonra efendim bize bir güzel paket gönderiyorlar. Şey derler, duydun mu? Kursak kara değdiği an yemeye başlayabilir diyorlar. Tabii işte yağlanıyor ya, yağ donuyor şeyi, o dışındaki yağ. Çok lezzetli oluyor. Vallahi bulgur pilavı da yapılmış. Kaz yağıyla yapılmış bulgur pilavı müthiş. Şu patatese de bakalım istersen. Bu da çok şahane görünüyor İsmet. Nazar değdi. Tamam. Vallahi nazar var usta. Tamam. Efendim şimdi harika bir ördek geliyor. Ördek. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Tamam. Ördeğin şu kenarlarını. Bunu şefin göz hakkı diyoruz porsiyonlar. Değil mi? Kesinlikle. Ulan ben de alıyorum göz hakkımı. Hmm. Öf. Almaya bak. Süper ya. Müthiş sevgili seyirciler. Şöyle vay. Gördüğün gibi. Harika bir şey. Bunu birazcık böyle 1-2 dakika dinlendiriyorum ki. Şu anda çok sinirli değil mi? Gergin. Evet, fırından gergin. Fırından çıktı ya. Gergin. Biraz vallahi sinirler yatışması lazım. Beni böyle bir fırına alsalar acaba. Acaba elektrikli çiçekle mi marine etsek ismi? O zaman yerken daha çok gerilir ama. Gerilimi kullanırız elektriğe. Gerilimi kullanalım. Vallahi acayip bir çiçekti ya. Evet. Bulacağım o çiçekten. Bu da hazır. Ben sana getiririm arasını. Süper. Şimdi ne yapıyoruz ustacığım? Şimdi tabaklayacağız ördeğimizi. Tamam. Bunun için lahanayı da ısıttık bu arada sevgili seyirciler. Kırmızı lahana da güzelce ısındı. Bunu bayağı ince doğramışsınız ya. Aynen. Elde veriyoruz. Bazen ben de yapıyorum. Biraz daha yani julienne doğruyorum. Bu biraz daha ince burnaz, fine burnaz yapılmış galiba. Mandolinle yapılmış. Evet, bir Japon mandolini. Evet. Dedim ya, benim Japon bıçaklarına karşı hastalığım var. Bu da çok, çok incecik, keskin. İnanılmaz keskin ve tık 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 burada doğruyoruz. Evet. Daha sonra bu hale getiriyoruz. Çok güzel. Sevgili seyirciler, bunlar daha çok profesyonel şeflerin kullanmış olduğu aletler.
Yani jilet gibi, öyle diyeyim size. Dokunduğu anda gidiyor yani. Aynen. Şimdi patatesimizi şöyle yerleştirelim. Efendim, sanat eserleri nasıl yapılıyor diyorsunuz ya. Mutfaktaki sanat eserleri. Bakın böyle yapılıyor işte. Tek tek inceleniyor. Tek tek işleniyor. Sadece tabağa koyduğumuz ve buradaki pişirme anları değil. Bunların tabii öncesi var. Ön hazırlıkları var. Harika. Patatesimiz doyurucu garnitürü. Yanında çok güzel hafif böyle ekşi bir kırmızı lahana ve çok güzel ördek göğsü. Kendi yağ ile birlikte pişti. Ben bunu biraz daha ekşiteceğim. Ekşitmek için de birazcık sorel, yani kuzu kulağı. Evet, kuzu kulağı. Sevgili seyirciler, bizim Ege'de çok fazla kullanılan bir baharat. İç Anadolu'da da kullanılıyor. Tabii kuzu kulağı biraz daha iri oluyor. Bu mikrofiliz olduğu için biraz daha küçük oluyor ama aroması çok üzerinde, yaygın bir şekilde. Zaten bizim damak tadımız da biraz ekşidir İsmet. Evet. Zeytinyağlılarımızdan belli. Türklerin damak tadında, evet. Çorba servis ediyoruz. Herkes limon soruyor. Birazcık ördeğin kendi suyu. Evet. Öz suyundan. Evet, ve birazcık da güzel. Üstüne mi damlattın? Pardon. Ya İsmet, ne yaptın ya? Gitti güzelim gömlek ya. Mutfaktayız. İnsan bir önlük verir değil mi? Mutfağa geldiğimizde. Çok azıcık. Mahsus yaptı ha. Fena. Çok azıcık. Şakaları vardır İsmet'in. Elektrik çiçeği gibi. Benim doğum günüm hatırlarsın. Hatırlamıyorum. Programın finalini öyle yapayım diyorum sana ama İsmet. Başka kıyafetim yok. O zaman tamam. Çiçek güzeldi. Çiçek güzeldi. Evet sevgili seyirciler, şeflerin mutfağında şu anda finale geldik. Güzel bir sos hazırladı. Evet, İsmet Usta. Kendi suyundan birazcık... Sana şeyi soracağım İsmet Usta. Biz bunu tavuk suyuyla tavuğa da yapabilir miyiz? Aynı yapabilirsiniz. Tekniği. Yapabilirsiniz. Tereyağı, taze baharat, çok az tuz. Çok az tuz. Her şeyle uygulayabilirsiniz. Doğal bir sos. Ve doğal bir sos. Tabanın aynı zamanda ben pişirdiğim ördeğin hafif yağını da ekledim. İçine ki aroma daha yüksek olsun istedim. Şahane. Bir de benim restoranımda her zaman ben mutlaka sosu yanında servis ediyorum. Tabağa herkes kendisi döküyor. Evet. Çünkü bazımız sosu seviyoruz, bazımız sevmiyoruz. Tamamıyla size kalsın. Buyurun diyorum, bu şekilde servis ediyorum. Bence çok doğru bir yöntem yapmışsın. Bazıları sosu seviyor, bazıları sevmiyor. Son dokunuşumu yapayım izin verirsen. Tabii ki. Birazcık zeytinyağıyla beraber. İşte bu. Afiyet sevgili olsun. Seyirciler, görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli bir ve güzel de görünen bir ördek tabağı. Tatmadan önce biz yine bir fotoğrafını alalım İsmet. Tabii ki, buyurun. Efendim, şimdi sıra geldi bu güzelliği tatmaya. Sevgili seyirciler, ördekten başlayalım. Ben de patatesi böleyim senin için. Oh, ne güzel krisp olmuş üstü. Vay 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 vay. Süper. Şöyle ön tarafına. Bakar mısın katlara? Süper. Sen buyur, sonra ben tadına bakayım. İsmet, ördek şahane ya. Afiyet olsun. Çok güzel lezzet. Hani yemek yemek insanı bazen başka yerlere götürür diyorlar ya. İşte bu ördek götürüyor insanı sevgili seyirciler. Şöyle patatesten de alalım. Ya sen ne yapmışsın abi ya? Yemek pişiriyorum. Hani böyle çok acayip bir pasta yersin ya. Hop böyle patates öyle bir şey sevgili seyirciler. Kesin tatmalısınız bunu ya. Olay. Harbiden bu çok lezzetli ve güzel olmuş. Şahane. Vallahi o kadar iştahlı yedim ki. Ya ördek de şahane. Turgut, şahane bir şey ya. Anlatılmaz, yaşanır. O işte bu. Süper. Bunun da bakacağım tadına. Bak bak. Zaten biraz önce bakmıştım da. Şimdi sosu döküyorum üstüne. Burada her sabah soslar kaynar. Sabah erkenden yenilir ve sos kaynamaya başlar. Klasik sebze suyu, vejnaş, brown stock, et suyu ve tavuk. Şöyle bir şey söyleyeceğim usta.
Sos bazen yemeklere çok güzel yakışıyor. Sakın yanlış anlama. Çok güzel, çok beğenecek olan. Ama ben bunu sade daha çok sevdim. Yani o ördek göğsünü sade bir şekilde, çünkü çok güzel pişmiş. Aroması çok iyi. Üzeri çok güzel olmuş, aroması harika. Sosa hiç ihtiyaç duymadım. Efendim, çok güzel lezzetler tattık. İsmet, vallahi ellerine sağlık. Evet. Yani seneler sonra tekrardan böyle güzel bir mutfakta deneyim yaptık seninle beraber. Yıllar sonra da mutfağa girmiş olduk beraber. Vallahi ya, evet. Eski günler. Ve şimdi gelelim bizim Şeflerin Mutfağı kitabına. Biz geçen sezon yapmış olduğumuz programımızı kitap haline getirdik. Burada zaten çoğunu tanıyorsun. Evet. Meslektaşlarımız. Arkadaşlarımız, evet. Onlarla beraber yapmış olduğumuz programı kitap haline getirdik. Kısmet olursa önümüzdeki sezonda bu sezon yapmış olduğumuz programları kitap haline getireceğiz. Süper. Yani Şeflerin Mutfağı 2 kitabını da çıkartacağız sevgili Süper. Seyirciler. Bunu ben sana hediye etmek istiyorum. Bugün anısına. Çok teşekkür ederim ama ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben bak, de sana bak. Vay 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 vay. Vermek istiyorum. Ben bu kitabı duymuştum. Ne zaman göndereceksin diye bekliyordum. Kitap gelmedi diye de kızıyordum kendisine. Kitap şimdi programda. Harika. Yüzünü görünce kitabını teslim etmek istedim. Vay, süpersin. Çok İnşallah teşekkür ederim İsmetciğim. Çok güzel. Ben internette bakmıştım. Çok yaratıcı bir şekilde yapılmış bir kitap. Birçok tarif var içerisinde. Bizim kütüphanemiz var. Bu kütüphanenin içerisinde en güzel yeri alacak bu kitapta. Sağ ol İsmetciğim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de programımızın sonuna erdik. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Daha uzun programlarda inşallah.